Müslüm Baba'ya dair en çok neyi özlüyorsunuz? Vallahi ben ona ait her şeyi özlüyorum. Evde bir kere her zaman evin içindeymiş gibi hissediyorum. Sadece sesini duyamıyorum. Ve onun böyle yanıma, ben mutfakta yemek yaparken yanıma sokuluşunu bağlamayla hemen alıyordu eline bağlamayı, çalmaya başlıyordu. Diyordu hadi canım, niye hadi? Hadi başla. Şu dağlarda kar olsaydım. Ben Ay bir ne başlıyorum, güzel. o çalıyor. Onu. Bütün yani kaldığımız apartmana konser veriyorduk. Mutfaktan duyuyorlardı herhalde Ne sesimizi. şanslı o binada Ben o oturanlar. çalıyordu, ben söylüyordum. Sote çok seviyordu, sote yapıyordum acılı. O artık dünyalar onun oluyordu. Evde Ay. çok iyi bir insandı. Anlatamayacağım kadar iyi bir insandı. Aramızda kıskançlık yüzünden ne kavga geçti, ne ayrılmayı düşündük. 33 sene birbirimizi çok iyi anladık. Yani anlıyorduk doğrusu. Çünkü arkadaşımız, birbirimize arkadaş, birbirimize karı koca, birbirimizin annesi babası oluyorduk. Bir de şunu diyenler var. Hani evet büyük aşk, büyük aşk diyorsunuz ama bir de şiddet varmış bu aşkta diyenler var. Canım, herkes, her kafadan bir ses çıkıyor. Filmde de vardı Elbette ama. ki karı koca arasında ilk zamanlar olmadı değil, oldu. Ama onu idare edecek olan bendim. Her şeyine tahammül ettim. O bana karşı değişik tavır takındığı zaman ben susmasını bildim. Bana ne olacak? Bir tokat atmış, iki tokat Ay öyle atmış. demeyin, Hiç öyle onun demeyin önemi bile muhterem yok. ablacığım. Ben Önemi var 5 dakika siz. sonra Hiç zaten öyle demeyin. Müslümcüm, ben sana bir çay yapayım mı falan Her dediğimde şey o bir hadi tokatla hayatım başlıyor. yap içelim diyordu. Onun o andaki şeyi, yani O aleti reisi. 1978'de geçirdiği trafik kazasının da etkileri vardı tabii Evet, üzerinde. çünkü rahatsız oluyordu. Sürekli bir baş ağrısı yaşıyor. Baş ağrısı o işte, çocuk yaşından sahneye çıktı. Yolda kaza geçirdiler. Şoför öldü, o kaldı. Öldü diye morga kaldırdılar. Evet. Sonra yaşadığını hissettiler. Benim nasibimmiş. İyileşti, bana geldi. Allah 33 sene bana onu hediye etti. Muhterem abla, sen geçenlerde verdiğin röportajda dedin ki keşke sağ olsaydı da başka bir kadına Evet, gitseydi onu dedin. isterdim. Neden? Ay. Hiç olmazsa hayatını yaşayacaktı. Böyle yani. Öyle deme, o da çok acı, insana Hayır, öyle bir ama koyar ki. bakın, acı değil. Belki çok acı olabilir ama ayrılan bütün insanlar deli gibi severken birbirlerini unutabiliyorlar, gün geliyor. Ama mühim olan şey hayatta onun yaşamış olmasıydı. Bu kadar insan onu seviyordu. Ben onu yaşamasını çok istedim. Ben gideceğim diye bütün evin radyatörlerini değiştirdim, restore ettirdim. Hastaneden çıkınca rahat edecek diye. Onu bir gün karşıma aldım. Dedim ki Müslümcüm bak, ben çok rahatsızım. Aniden gidebilirim. Ama haftasına sen bir kadın al dedim. İyi veya kötü evlen dedim. Dedi ki oğlum dedi, sen de deli misin, böyle Ay. şeyler düşünüyorsun. Niye sen öleceksin dedi, düşmanlar ölsün dedi. Sonra öyle geçti. Birkaç zaman geçti. Benim kocam temiz kalpliydi. Herkes onu her yolu sürükleyebilirdi. Bir kadın olursa iyi kötü ona bağlanır kalırdı. Yani evi diye evine gelecekti. Tekrar ona söyledim. Dedim ki Müslüm dedim. Önce de şöyle dedim, Müslüm dedim. Bana hakkını helal et. Ne olur ne olmaz ben gidebilirim. Çünkü eşimin bana çok hakkı geçti. Nur içinde yatsın. Yani. Durdu, dedi ki helal olsun hayatım, ama niye dedi helal ediyormuşum dedi. Dedim ki ben belki dedim Müslüm ölürüm. Oğlum dedi, sen öleceğine ben öleyim dedi. Ay dedim, Allah korusun. Sen ölme dedim. Ben öldükten sonra hemen evlen dedim. Hiç olmazsa dedim git köyünden bir kız al getir dedim. Böyle oldu. Zaman geçti işte, hastaneye gidiyoruz. Önemli bir işimiz vardı. İşte Nevzat Takmaz'la beraber bir hanımla konuşmuşlar bu hayat hikayesi için. Ben de o da demiş ki muhterem hanıma sorayım. Evet derse demiş.
daha bu hayattayken Müslüm Baba. Ondan sonra sözleşme yapılacaktı zaten. Kendisi hastaneye yattı. Ona bir reklam işimiz vardı. O da böyle yaptı Müslüm gittikten sonra. Kendisi imza etmedi. Ne olur ne olmaz dedi. Gitti bu gidiş yani. 4 ay o hastanede beraber öldük. Keşke beraber ölseydik yani. Gittim geldim, gittim geldim. Ayaklarım normal tutuyordu. Ne zaman öldü? Sinir sistemim bozuldu benim. Sinirlerim, kaslarım böyle bilmiyorum kilitlendi sanki. Şimdi bir parça yürüyorum işte. Evde de ayağa kalktığım zaman 3-4 adım yalnız yürüyebiliyorum. Ölümünden ama, sonra mı oldu yürüme zorluğu? Ölümünden sonra oldu. O gidince oldu. Sen de bıraktın kendini. Belimde ameliyat var. Büyük bir ameliyat geçirdim. Ondan dolayı rahatsızdım ama yürüyordum zaten. Öyle çok üzüldüm onun gidişine. Ve neyse, çok altın kelebeğini de aldım. Çok keşke öyle. Hayattayken keşke. Bu altın kelebeği verseydiler. Keşke. Hiçbir sanatçının dünyada yani böyle her yerde evet. aynı. Hayattayken değeri bilinmiyor. Gittikten sonra çok kıymete biniyor. Peki sizin sevdiğiniz şarkı birlikte söylediğiniz Bu Dağlarda Kar Olsaydım. Yani annem de ona, çok sever. O ona şarkıyı, alıştırmak Hakkı istiyordum Baba, yani seviyorum. Bir parça dinleyebilir miyiz o şarkıyı? Bir parça nakarat kısmı belki. Sözlerim. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım. Ya ben de söyleyemiyorum. Yıkık perişan olsaydım. Yıkık perişan olsaydım olsaydım. Arar bulur muydun? Arar bulur muydun beni. Sahipsiz mezar olsaydım. Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım. Arar bulur muydun beni. Sahipsiz mezar olsaydım. Saydım olsaydım böyle diyor. Sesim çok kötü kısıldı. Ay Hakkı babam. Bunu işte ona alıştırmak için evde öyle şey yapıyordum. Ondan sonra çalışmalar yaptım. Albüme koyduk. Ama uğursuz bir şarkıymış. Aman keşke ezberlememiş olsaydım. Mekanı cennet olsun. Ne geldi aklına sen böyle duygulandın? Abla ben dayanamam böyle şeyler ya. Şu anda ıstırap çekiyorum çünkü... Çok yakın tanıdığım bir insan. Mekanı cennet olsun diyor. Üzülüyoruz evet. Ben.